İyi pazarlar. Ekranların magazin klasiği Pazar Sürprizi ile karşınızdayız. Ünlüler dünyasından haberler, özel röportajlar ve araştırmalarla 3 saat boyunca evlerinize konuk olacağımız programımıza haber turumuzla başlıyoruz. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. İrem Derici yönetmenliğini sevgilisi Gökhan Fırat'ın üstlendiği yeni şarkısı Milyonda Bir'in klibini sevenleriyle paylaştı. Zaman saçma sapan geçiyor, beni terk ettiğin o günden beri kader adam seçiyor, es geçiyor bazılarını benim gibi. Şimdi kim bilir nerededir, mutlu mudur acaba, kiminledir umutlarım, dualarım yerle bir, görülür böyle bir sevda milyonda bir. Cembelevi yeni şarkısı Zehirlendim'in klibini yayınladı. Ünlü şarkıcının yeni şarkısındaki best pop öğeler dikkat çekti. Taktı zulüm kelepçesi, yoktu hüküm gerekçesi, bitmedi işkencesi, zalim zalim. Ne beni vurdu ne de benim oldu, kalmadı mecali. Zehirlendi senden çarem yok. Larabesk adını verdiği yeni albümünün ilk klibini Sözlerim Sevenlere şarkısına çeken şarkıcı Lara, kendisine dişi İbrahim Tatlıses diye seslenilmesinden duyduğu memnuniyeti anlattı. Konserlerimde arabeskin kraliçesi demeleri tabii ki beni daha da mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Bu kadar pop müzik sanatçısı olarak hani çıktık biliyorsunuz, dans edip şarkı söyledik ama canlı performanslarımızda dinleyicilerim, sevenlerim şaşırıyor. Yani olamaz diyorlar. Kesinlikle dişi Tatlıses demeleri tabii ki benim için ayrı bir onur ve gururdur. Bu sözlerim sevenlere duysunlar feryadımı. Eriyorum günden güne, sizsinler gözyaşımı. Bu sözlerim sevenlere duysunlar feryadımı. Eriyorum günden güne, sizsinler gözyaşımı. Yorgunum dostlarım, yoruldum artık. Sonra aşklara dargınım artık. Ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev, Süreyya Operası'nda Cumhuriyet Şarkıları konseri verdi. Ansa olmadı her şey benim, olamalar Ali Nurmalar aşkım işletmeyecek. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen geceye uzanıyoruz. Özge Özler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede Kerem Cem, Down sendromlu bireylerle birlikte sahnede MFÖ grubunun Ele Güne Karşı şarkısını seslendirdi. Aramızda çok kıymetli bir sanatçı var ve sizinle şarkı söylemek için burada. Kim? Bir tahmin var mı? Kerem Cem burada efendim. Evet. Büyük alkışlarınızla bu güzel günle birlikte şarkı söylemek için. Birlikte. Evet. Kerem Cem'i büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Harika görünüyorsunuz burada. Çok güzel, çok anlamlı bir gece. Hepinizi kutluyoruz. Şarkıcı Turgay Saka, Ben Böyle Adalete şarkısının aldığı tepkilerden ve şarkıya yapılan yorumlardan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Valla şarkı gerçekten birçok insanın dili oldu aslında bu şarkı. Birçok insan yaşadığı adaletsizliklerden mağdur durumdaymış, bunu görmüş olduk. Çünkü insanlar demek ki şarkıyı sevdiler. Biz onun ruhuna dokunabildik, ne mutlu bize. Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir kızları olan ünlü çiftin 7 yıllık evliliği sona erdi. Akusta ile Özbir'in çocukları Berfin Cano'nun velayeti konusunda da fikir birliğine varmasıyla kızları annede kaldı.
isimleri buluşturan bir iftar yemeğine Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Ayhan Aşan ve Bekir Aksoy gibi isimler de katıldı. İftarda Safiye Soyman'la buluşan Derya Tuna, oğlu İdo'nun ikizleriyle babaanne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Nene oldum, nene. Yok, hayır. Babaanne oldum, babaanne. Nene yok, nene yok. Ölüyorum. Allah'ım ezan okunuyor. Herkesin hayır, evladını korusun. Rabbim herkese nasip etsin. Gerçekten çok güzel bir düğün. Ve bişlerimiz çok güzel. Maşallah. Kime benziyorsun efendim? İdo'ya mı yoksa? Valla İdo'ya da benziyor. Yasemin Hanım'a da benziyor. Ama gözler büyük bir ihtimalle %90 mavi gözlüler. Ünlü isimlerin buluştuğu Engelsiz Yaşam Vakfı'nın iftar yemeğinde Yılmaz Morgül, şarkılarını Vilma Eles'in küçük kızı Manolya için söyledi. Mustafa Üstündağ, Ümit Karan ve Sabri Sarıoğlu düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Mustafa Üstündağ geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Emanet filmiyle Oktay Kaynarca ile birlikte rol almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yani işte filmin girdi inşallah yani şey yani inşallah seyirci beğensin abi ben beğendim. Emanet'i istiyor musunuz abi? Tabii artık iş bizden çıktı artık seyircinin takdiri. Güzel bir ikiniz Oktay Kaynarca ile de berabersiniz efendim. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Benim kaderim Oktay abiyle kesilmiş. Why don't be shy, shy, shy.